Merhaba sevgili izleyicilerim, Örgü Evime hoş geldiniz. Bugün yeni yılımıza girdik, 2018'e. Herkese hayırlı ve uğurlu gelmesini temenni ediyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl geçirmenizi diliyorum canı gönülden. Bugün sizlere böyle bir gelin yeleği, bayan yeleği sayılarını bir de örneğini anlatmak istiyorum. Yeleğimiz için angora ip kullandık. Şöyle krem bu sevgili izleyicilerim. Açık krem. Bir de 3 numara şiş kullanıyorum. Her zamanki gibi 3 numara şiş. Şimdi yeleğimizin ön ve arkasını başladım. Önlerini ve arkasını. Önlerinin sayısını vermek istiyorum. Bir de arkasının. Sonra sadece bugün sizlere de şu örneğini anlatacağım. Bakın yeleğimiz şöyle kibar, sade bir gelin yeleği, bayan yeleği, çeyizlik yelek. Önler için 89 ilmek, yani 90 ilmeğe yakın 89 ilmek attık. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane örneğimiz var bir önde. Diğer önümüzde de aynı, bakın. Diğer önümüzde de aynı. 89 ilmekle lastiği de içinde izleyicilerim. Arkası içinde 139 ilmek. Yani 140 ilmekten 1 ilmek eksik. Öyle denk geldi. Arkasında da 15 örneğimiz var. Önlerde 8'er örneğimiz var. Arkasında da 15 örneğimiz var. Şöyle lastiği de görünsün. Şimdi yeleğimizin ön ve arka kısmı şurada dursun. Ben sizlerle beraber hemen örneğini başlamak istiyorum. Şimdi bugün sizlere iki örneğini anlatacağım. Şöyle şuradan şuraya kadar iki örneğini anlatacağım. Örneğimiz 9 ilmekten aradaki iki tane aroşa ile beraber 7. Burası 7 ilmek. Bu aroşalarla beraber 9 ilmeğimiz var bir örnek için. Şimdi hemen başlamak istiyorum. Ara ara zaten modelimi de göreceksiniz yine. Şöyle bakın, kibar bir gelin yeleği, hem kolay hem de çok kibar. Bu 40 beden için herhalde izleyicilerim. Şimdi ben de bitirmeden tam beden sayısı da vermek istemiyorum, yanıltmak istemiyorum sizleri. Zaten daha büyük, daha küçük yapmak isterseniz ilmek sayılarını her zaman söylüyorum azaltacaksınız. Daha küçük yapmak isterseniz birer örnek önlerden, arkadan da aynı öyle. Daha fazla yapmak isterseniz de ilmek sayılarını çoğaltacaksınız. Şimdi başlamak istiyorum. Şimdi başlarken böyle hemen bir tane dikiş ilmeğimizi alıyoruz. Yanında iki tane ters örüyoruz ön yüzeyde. Arada 7 tane düz yapıyorum. İki, dört, altı, yedi tane düz. Arada yine iki tane ters, yedi tane düz. Şu an iki örneğimizle başlamış olduk. Yine iki tane ters. Bu da yan ilmeğimizle sıramızın sonuna geldik. Arka yüzeyde yine aynı, bakın. İki tane ön yüzeyde ters ördüğümüzü arka yüzeyde düz örüyorum. 7 ilmeğimizi de ters örüyorum. Yedi ilmeğimi ters ördüm. Şimdi arada 2 ilmeğimi düz örüyorum. Yine 7 ilmeğimi ters örüyorum.
Şimdi bir sıra daha böyle gideceğiz sevgili izleyicilerim. Ben örerken siz de modelimi izleyin. Bir sıra daha böyle arkalı önlü. 7 ilmeğimizi düz. Aradaki 2 ilmeğimizi de ters örüyoruz. Sade bir gelin yeleği. Kibar da oldu. Tabi krem renkten daha da kibar oldu. Umarım beğenip yaparsınız. Şöyle bakın, daha yakından örneğimiz belli olsun. Şu an şurasını yaptık sevgili izleyicilerim. Bakın şu başlama yeri lastikten sonra iki sıra ön yüzeyde, iki sıra da arka yüzeyde ördükten sonra şimdi şuralarını yapacağız hemen. Bakın böyle ben ördüm şimdi. Şu arada 4 tane aroşamız olacak. 1, 2, 3, 4 diş aroşa oldu. Şimdi hemen böyle başlıyoruz yine. Örneğimizin o çiçekli yerine. Şimdi iki tane aroşamızı yaptıktan sonra ön yüzeyde ters bir doluyorum. Hemen şu 7 ilmeğimden 2 ilmeğimi ters ördüm. 3 ilmeğimi bir alıyorum. Kalan 2 ilmeğini ters yaptım yine bakın. Sonra hemen doluyorum yine. Toplam 7 ilmeğim olacak yine. Aradaki 2 tane ters örüyorum. Ters ördükten sonra doluyorum. Hemen bir, iki tane ters örüyorum ön yüzeyde. Üçünü bir alıyorum. Yine kalan iki ilmeğimi ters ördüm. Doluyorum. Diğer iki ilmeğimle devam ediyorum. Bakın şimdi başlama yeri böyle. Arka yüzeyi de aynı. Tersleri ters yapıyoruz. Düzleri düz. İki ilmeğimizi bakın arka yüzeyden düz. Diğer 7 ilmeğimizi yine hepsini ters yapıyoruz. Arada 2 ilmeğimizi düz. 7 ilmeğimizi ters örüyoruz. Şimdi ön yüzeyine geldik yine bakın. Bu aradaki iki tane ters, yani ön yüzeyde aroşa yaptıklarımızın hep yeleğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi şu doladığımızı düz örüyoruz önce. Sonra bir doluyoruz, yanındaki bir ilmeği ters yapıyoruz. Sonra yine ortadaki üç ilmeği bir aldım. Hemen yanındakini yine ters, yani aroşa yapıyoruz ön yüzeyde. Sonra doluyorum. Bir önceki sırada doladığımı düz örüyorum. Toplam bakın 2, 4, 6, 7 ilmeğimiz var. Arada yine 2 tane ters. Şimdi önce doladığımızı birinci sırada düz örüyorum. Tekrar doluyorum. Bir tane ters yaptım. 3 ilmeğini bir alıyorum. Yine bir tane ters. Doluyorum. Diğer ilk sırada doladığımı da düz örüyorum. 2 tane ters. Sıranın sonuna geldim. Bakın örneğimiz biraz böyle belli olmaya başladı. Arka yüzeyi hep aynı. Düzleri düz, 2 düz, 5, 7 tane de ters yapıyoruz. Kendinize çeyizlik, gelin boğçalarına, her yere yapabileceğiniz bir model.
Dilediğiniz renkten yapabilirsiniz. Şimdi bakın yine dikiş ilmeğimle başlıyorum. Arada iki tane ters örüyorum. Bir düz, iki düz. Doladım. Üçünü bir alıyorum hemen. Şunu bir aldım. Tekrar doluyorum. İki tane düz örüyorum. Yine toplam 7 ilmeğimiz var. 2, 4, 6, 7. Yine bakın ikinci örneğindeyim. 1 düz örüyorum, 2 düz. Yani hep doladıklarımızı önce düz örüyoruz. Sonra doladım. 3 ilmeğini 1 alıyorum. 1 aldıktan sonra tekrar doluyorum. 2 ilmeği düz örüp 2 tane tersli devam ediyorum. Şimdi arka yüzeyi aynı, tersleri ters örüyoruz, düzleri düz örüyoruz. Şimdi ben örerken siz modelimi izleyin yavaş yavaş. Şimdi bakın bir örneğimiz olmuş oldu izleyicilerim. Şurasını yaptık. Şurayı. Şimdi yine böyle düz öreceğiz. İki ilmeğimizi aynen başladığımız yere geldik. Bakın şu an bir örneğimiz oldu. Başladığımız yere geldik. İki tane ters örüyoruz ön yüzeyde. Yedi tane düz örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ilmeğimizi düz ördük. 2 tane ters yapıyoruz. Yine arada 7 ilmeğimiz var. İki tane ters örüyoruz. Şimdi arka yüzeyde de aynı bakın. İki düz. 7 ters. İki düz, 7 ters. Böyle sıranın sonuna geldim. Şimdi aynı şekilde bir sıra daha yapacağız izleyicilerim bakın. Aynı şekilde böyle 2 ilmeğimizi ters, 7 düz. Bir böyle gideceğiz, geleceğiz. Sonra yine şu araşalı yerleri yapacağız. Şimdi 7 ilmeğimizi düz ördüm yine. Arada 2 tane ters var. Şimdi bir sırada arka yüzeyden geldikten sonra yine örneğimizle devam edeceğiz. Şu arka yüzeyde 5 tane araşamız olacak. Sonra ön yüzeyde araşalı yerleri yapmaya devam edeceğiz. Bakın burası arka yüzeyi. 1, 2, 3, 4, 5 tane araşı oldu. Şimdi ön yüzeyine geldik. Yine 2 tane ters örüyoruz önce. Sonra doluyoruz. 2 tane 7 ilmeğimizden önce 2 tane ters yapıyoruz. Sonra 3, 4, 5 ilmekleri topluyoruz. Yani 3 ilmeğimizi 1 alıyoruz. 2 ilmeğimiz kaldı. 7 ilmeğimizden 2 ilmeğimizi de ters yapıyoruz. Bakın
Şu doladığımızdan bu yana 2, 4, 6, bir de doluyorum 7 ilmeğimiz oldu yine. Şu an bir örneğimiz bitti bakın. Tekrar doladım. 1, 2 tane önce ters örüyorum ön yüzeyde. Üçünü bir aldım. Tekrar bakın 1, 2 tane ters ördüm. Bir ilmeğimi doluyorum. Yanlardaki 2 tane ters örgüyle devam ediyorum. Arka yüzeyimiz yine aynı bakın. Ön yüzeyde ters ördüklerimiz 2 ilmeği arka yüzeyde düz örüyorum. Sonra 7 ilmeğimin hepsini ters örüyorum. Yedi ilmeğimizi ters ördük. İki ilmeğimiz düz. Böyle sıramızın sonuna geldik. Şimdi yine aynı ön yüzeydeyiz. İki tane önce tersimizi yapıyoruz. Sonra birinci sırada doladığımızı düz örüyoruz önce. Sonra doluyoruz. Sonra doluyoruz. Bir tane ters ördük. 3 ilmeğimizi bir alıyoruz. Tekrar bir tane ters. Doladık. Diğer sırada doladığımızı düz örüyoruz. Arada 2 tane tersimiz var. Yine aynı bakın. Bir önceki sırada doladığımızı düz. Sonra doluyoruz. Bir tane ters. Üçünü bir aldım. Tekrar bir ters. Doluyorum, düz örüyorum, iki tane ilmeğimi de ters yapıp sıramın sonuna çıktım. Bir sıramız daha kaldı. Arka yüzeyi ben dolaşırken yani örerken sizler modelimi izleyin. Ben hızlıca yan tarafta örüyorum izleyicilerim. Hemen şimdi devam edeceğiz kaldığımız yerden. Bakın şimdi yine son sırasındayız örgümüzün. 2 tane tersimizi ördük. 1, 2 tane düz doladık. Şu ortada kalan 3 ilmeğimizi bir alıyorum. Tekrar doladım. 2 ilmeğini düz örüyorum. Toplam 7 ilmek. Aradaki aroşalar 2. Bakın şimdi yine ikinci örneğinde 1. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Doluyorum. 3'ünü 1 alıyorum. Tekrar doladım. 2 ilmeği düz örüyorum. İki tane tersle devam ediyorum. Bakın örneğimiz anlaşıldı. Şimdi düz öreceğiz. 4 sıra arkadan 2 sıra, ön yüzeyden 2 sıra. Sonra yine buradan aroşalarımızı yapmaya başlayacağız. Umarım anlaşıldı. Bakın zaten modelimiz böyle. Şurada. Çok güzel bir, zarif bir model. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli, sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın, sağlıkla kalın sevgili izleyicilerim diyorum.